Çok yoğun bir enerji var burada. Hissediyorum. Sevgi her şeyin üstesinden gelir. Aradığını bulacaksın. Bir dakika ya. Bu o adam. Kimden bahsediyorsun? Zehra'nın yanındaki Halil Kaplan. Zehra'nın arabasını alan kişi. Ben sadece ona yardım etmek istedim. Neden daha önce söylemedin programa katıldığınızı? Ne bileyim ben komiserin bir alakası olduğunu. Durup dururken birlikte programa mı gittik diyeceğim. Medyum Cevher'i tanıyor musun? Arabasını tamire bana getirir. Bir ara katılacağı bir program için bana davetiye verdi. Öyle gittik işte birlikte. Zehra ile aranızda bir ilişki vardı değil mi? Yok komiserim, ne ilişkisi? Arada bir sohbet ederdik, hepsi o. Bir ara kayıp bir kardeşinden bahsetmişti. Cevher Hanım davetiye verince aklıma geldi işte öyle. Sonra Cevher Hanım birden Zehra'nın yanına gelince şok olduk. Of, ben size söyleyeyim, bitmez bu masal. Yemin ederim komiserim. Program bittikten sonra Zehra birden kulise gideceğim diye tutturdu. Sağ ol Yasin. Arabayı satması senin fikrin miydi? Yok komiserim, kendi sordu bana. Buna ne diyeceksin? Olay yerinde parmak izin çıkmış. Üstelik kilitli olan Ayşe'nin odasında. Söyledim size, ben ona sadece yardım etmek istedim. Tabii, hazır yardım ederken de bir kızı soyup soğana çevirelim dediniz. Değil mi? Halil Bey, Ayşe'nin odasında ne yapıyordunuz? Zehra arabasını sattıktan sonra Cevher Hanım'a gitmeye başladı. Ayşe'nin odasında bir seans yapacaklarmış. Zehra çekiniyordu, benim de orada olmam istedi. Ben de gittim. Kız da Cevher'le bir olup kumpas kurduğunuzu anlayınca sen de öldürdün kızı. Yok komiserim, ne kumpası? Seanstan sonra çıkıp gittik. Of, ben dedim size bitmez bu masal diye. Medyum Cevher'i de merkeze alalım. Bakalım o ne diyecek. Doğru söylüyor. 9 gibi Zehra'ya gittim, Halil evdeydi. Neden bize bu seanstan bahsetmediniz? Bilmem, bahsetmeli miydim? O gece o evde neler oldu Cevher Hanım? Gider gitmez seansa başladı. Işığı kapatır mısınız lütfen? Işık yansıyor cama. Karanlıklar içindeki denizi aydınlatıyor. Ayşe orada. Fenerin camından dışarı bakıyor. Yaşıyor. Ama yaşadığının farkında değil. Kendini, her şeyi silmiş. Orada. Görüyorum. Görüyorum. Kızın Fener'de olduğunu nereden öğrendiniz? Bunları daha önce de konuşmuştuk. Aslında hiçbir şey gördüğünüz yok değil mi? Halil'le birlikte kumpas kurdunuz kıza. Sonra da öldürdünüz. Yapmayın Orhan Bey, benim hiçbir şeyle alakam yok. Ben seanstan sonra evime gittim. Başka bir seansım daha vardı. İsterseniz asistanıma ya da müşterime sorabilirsiniz. Kaçta ayrıldınız Zehra'dan? Diğer seansım 11'deydi. Yarım saat kadar önce herhalde. Halil de sizinle birlikte mi çıktı? Hayır, ben çıktığımda Halil evdeydi. Kadın doğru söylüyor başkomiserim. Müşterisi de asistanı da doğruladı. Seans 2:15 geçe bitmiş. Şu Halil'le tekrar bir konuş bakalım. İtiraf edecek mi? Siz gelmiyor musunuz? Sana bırakıyorum. Bu iş çok üzüldü. Konuştur adamı. Ya Halil Efendi, sonunda çıkıyorsun. Çıkıyor muyum? Ya çıkıyorsun çıkmasına. Da öyle hemencecik eve değil. Önce bir Kartal cezaevine gideceksin. Yani yok komiserim. Ben almayayım. Ben hiç ötmeye niyetim yok dersen o başka. Önce bir hastaneyi gezdireyim sana. İstersen bir iki ay dinlen. Tabii fena mı olur? Kırık çıkık. Şimdi zor olur. Hapishanede. Sonra paşa paşa gidersin Kartal cezaevine. Yapmayın komiserim. Zehra'yı ben öldürmedim. Oğlum, evden habire aleyhine delil çıkıyor. Bu ne oğlum? Ne arıyor senin kanı lavabonun altında? Açıklayabilirim komiserim. Anlat.
Zaten benim biraz ısınmam lazım. Isınmanız mı lazım? Ya birader maalesef. Benim tepemin tası atmadan benim elim gitmiyor, kıyamıyorum. Anlat şimdi. Ne yaptın kızı öldürürken? Bir tarafını mı kestin? Ne arıyor kanı lavaboda? Yok komiserim, Cevher Hanım gelmesini beklerken banyoya girdim. Lavaboyu kullanma, tıkalı. Dayanamadım, açayım dedim. Ama elimi kestim. Sonra biraz daha zorlayıp açtım lavaboyu. Borunun döndüğü yere demir bir vida düşmüş. Vidayı çıkarttım, lavaboyu kapattım. Allah Allah, çok ilginç başladık ya. Hadi hayırlısı. Ben de çıkarıp senin vidanı açayım mı lan lavabonu şimdi burada? Komiserim yemin ederim kıza bir şey yapmadım ben. Uyan artık lan. Sabah oldu. Senin o sevgilin medyumun çoktan ateşin içine attı seni. Ben çıktım Halil oradaydı diyor. Seni yakacak kendisini kurtarmak için. Cevher çıktıktan sonra ben de çıktım komiserim. Bırak lan yalanı. Yemin ederim komiserim. Seanstan sonra Zehra tuhaflaştı, gitmemi istedi. Ne oldu? Neyin var? Yok bir şey. Betim benzin atmış. İyi misin? Geç oldu. Artık gitsen iyi olur. Sen öylece çıktın gittin. Öyle mi? Evet komiserim. Mecburen çıktım evden. Hadi be. Ben sana söyleyeyim mi ne olduğunu? Sizin o televizyon programında yaptıklarınız var ya. Hepsi hava cıva birader. Düzmece. Cevherle bir olup kumpas kurdunuz kıza. Önce arabasını aldınız ucuza. Birkaç bin oradan çarptınız. Sonra bu seans meyans ücretleri falan filan derken verdiğiniz parayı geri aldınız. Sonra bir baktınız kızın rengi değişti. Anladı tabii kumpasınızı. Polise gideceğim deyince de sen de öldürdün. Kimseyi öldürmedim ben. Ulan bana bak. Bütün deliller senin aleyhine. En az 20 yıl yersin bu işten. Ben sadece Zehra'nın kardeşini aradığını söyledim Cefer'e. Hepsi Cefer'in suçu, gerisini o uydurdu. Ne güzel başladık anlaşmaya ya. Hadi bakalım. Anlat şimdi adam gibi her şeyi baştan. Aynen düşündüğümüz gibi olmuş başkomiserim. Adam Cevher'e Zehra'dan bahsedince hemen kumpası kurmuşlar. Cevher de zaten yok gördüm hissettim falan filan derken yavaş yavaş kafeslemeye başlamışlar kızı. Ya cinayet? Kumpası itiraf etti ama cinayeti reddediyor hala. Hayrola Selim, paslanmaya mı başladın? Yok be başkomiserim, ne alakası var? Adam Nuh diyor, peygamber demiyor. Belki de doğruyu söylüyordur. İyi de Cevher yapmış olamaz ki. Kadın cinayet saatinde seansta. Belki birine yaptırmıştır. Kiralık katil. Müşterileri hakkında bilgi toplamak için birini tutmuş olma ihtimali yüksek. Adam zaten Zehra'yı takip ediyorsa evini de biliyordur. Eğer olanları araştıran bir adam varsa Ayşe'yi de gerçekten bulmuş olabilir. O zaman Cevher'e gidip öğrenelim. Başkomiserim, ister misiniz şimdi kadın geleceğimizi hissetsin de kaçsın? Nasıl yani? İşte öyle transandantal enerji olaylarıyla diyorum. Şşş, görüyor olabilir. Aman ha. (Gülüyor)